Evet, değerli seyirciler, hepinize sevgiler, saygılar. İstanbul'dan bütün Polatlı'ya, bütün dostlara saygılar ve sevgiler yolluyoruz buradan. Değerli seyirciler, hepinizin bildiği gibi geçen hafta Polatlı'daydık. Canlı yayın aracımızda ilk defa Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndan arama kurtarma ile ilgili Arama Kurtarma Derneği'nin üyelerini konuk ettik. Gerçekten bir ilk olmasına rağmen Polatlı hep ilklerin şehri, ilklerin kenti değerli seyirciler. Türkiye'deki televizyon yayıncılığının da öncülerinden Polatlı. Malumunuz Polatlı Televizyonu Türkiye'nin 3. özel kanalı sevgili seyirciler. Yine Polatlı Televizyonu bir ilki daha gerçekleşti. Geçen hafta canlı yayın aracımızda Polatlı Cumhuriyet Meydanı'ndan sevgili Mehmet Salçın'la Arama Kurtarma Derneği'nin üyelerini konuk ettik. Çok da keyifli bir şey oldu. Tamam, ufak tefek eksiklerimiz oldu. Acemilikler elbette olacak. İlkti çünkü. Işık yetersizliği, görüntü kalitemiz biraz düşük oldu ama eksiklerimizi tespit ettik. Eksiklerimizi biliyoruz. İlerleyen zamanlarda daha iyi bir şekilde bu yayınları size ulaştırmaya çalışacağız değerli seyirciler. Bugün çok değerli bir konuğumuz var Mehmet Salçın'da. Değerli seyirciler, birazdan konuğum kendi ağzından kendisini tanıtacak sizlere. Sevgili Salçın, hoş geldin. Merhaba, nasılsın geçen haftadan bugüne? Hoş buldum. Geçen hafta soğuk bir Cumhuriyet Meydanı Polatlı akşamındaydık. Bugün biraz daha sıcak ve korunaklı bir yerdeyiz. Polatlı'dan İstanbul'a, İstanbul'dan tüm dünyadaki Polatlılara iyi akşamlar. Aynı zamanda da Necdet Hocam'a iyi akşamlar dileyerek başlamak istiyorum. Evet, sevgili Necdet Kandemir, hoş geldiniz yayınımıza. Bizi kırmayıp yayına çıkma teklifini kabul ettiğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Necdet Kandemir, Profesör Doktor Necdet Kandemir kimdir? Sizin ağzınızdan bir dinleyebilir miyiz? Buyurun efendim. Efendim, çok teşekkür ederim. Öncelikle burada bulunmak çok büyük bir keyif, çok büyük bir zevk. Polatlı'ya hizmet etmek, Polatlılara hizmet etmek çok büyük bir keyif. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. İsmim Necdet Kandemir, aslında bizde Pazarlıyım. Samsun Havza ilçesinde doğdum, büyüdüm. 2021 yılından beri Polatlı'dayım. Aslen ziraatçıyım, ziraat mühendisliği eğitimlerindeyim ama yurt dışı doktora eğitimim iki genetiklerden, yani tarımda yeni çiftçilerin geliştirilmesi, bunlarla ilgili araştırmaların yapılması. Bu konularda çalışıyorum ve Polatlı'da da bunun ilgili çalışmalarımla ilgili başladık. Kıraat dirençli buğday çeşitleri geçiriyorum. Aynı zamanda da Hacı Bayram Bölü Üniversitesi Polatlı Krediyat Biyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Evet, hocam dondu. Lütfen. Değerli seyirciler, bu haftaki konumuz küresel ısınma ve tarım olacak sevgili Salçın. Bu konuda epey hazırlıklı olduğunu da biliyorum. Hoca gelene kadar neler söylemek istersin bu konuda? Şimdi tabii ki Türkiye tarihten beri ya da işte avcı toplar durumdan tarım toplumuna geçtiğimizden beri Anadolu coğrafyası tarımın ana vatanı olmuştur. Dolayısıyla Polatlı'da Anadolu coğrafyasının en kıymetli tarımsal alanlarına sahip olan bir ilçemiz. Toplam şu an resmi verilere göre 2.173.175 dekar ekilebilir arazimiz var. Bunun yaklaşık 383.000 dekarı sulanabilir arazi. Ancak bu arazilerin varlığıyla verimlilik oranı yaptığınız zaman Polatlı'da tarımın çok da doğru yapılmadığını Necdet Hocam zaten bize anlatacak. Necdet Hocam, duyabildiniz mi bizim konuşmalarımızı? Evet, duyuyorum. Sizin konuşmalarınızı duydum. İnternette bir sıkıntı oldu galiba. Anladım. Yani tarımın ana vatanı Türkiye, Anadolu toprakları, Anadolu topraklarındaki tarımın da en kıymetli alanlarından bir tanesi Konya'dan sonra, belki Konya'da yaşananlarla bugün kendini eşitlemiş olan Polatlı'dayız. Ancak Polatlı'da yıllara baktığımız zaman 25 yıl önce 3.2 milyon dekar ekilebilir arazi varken
bugün neredeyse 2 milyon kabalama dekara gerilemiş durumda. Bunun tabii çok farklı sebepleri var. Ama esas sizden öğrenmek istediğimiz şey şu. Biz bu 2.2 milyon dekar ekilebilir arazimizi doğru kullanıyor muyuz? Önce onunla değil de Mehmetciğim bir sonraki şeyle başlayalım. Önce şu küresel ısınma nedir? Hocamız bir küresel ısınmayı bir anlatsın. Ondan sonra bunun paralelinde bir konuşalım. Sevgili seyircilerimiz küresel ısınma işte medyada sürekli duyuyorlardır. Ya bu küresel ısınma ne menemiştir hocam? Bir anlatır mısınız? Karbon ayak izi nedir hocam? Onu da ekleyerek anlatırsanız. Eyvallah. Teşekkür ederim. Şimdi aslında bu kaybettiğimiz araziler de kısmen bununla ilgili. Yani sorunun çözümüne doğrudan odaklanmamız gerekiyor. Yani burada ciddi bir sorunumuz var. Yani bu önümüzdeki yıllarda daha da ciddi hale gelecek. Bu nedenle temel konulardan başlamak istedim. Yani ben de buradaki ilk programımızda inşallah devamını da düşünüyoruz. İlk programımızda asıl konumuzu, sorunumuzu şöyle bir ele almak istedim. Küresel ısınma dünyamızın giderek ısınması. Bunun sebebi tahmiye tabii bunlar büyük ihtimalle bilimsel deneyler bunları gösteriyor. Bizim milyonlarca yıldır dünyada güneşin gelen ışığıyla üretilen hidrokarbonlar dediğimiz petrol, doğalgaz, kömür, yer altında duran bu yakıtları çıkarıp son 200 sene içinde hunharca, tam anlamıyla böyle kullanabilirim, hunharca yakmamız, yer altında duran, katı halde duran, ormanda duran karbon, kimseye zarar olmayan bir elementtir ama gaz haline geçmiş karbon, yani karbondioksit, atmosfere çıktığında bildiğimiz battaniye etkisi yapar. Dünya gündüz güneşten ısı alır, bu ısıyı gece yayar, uzaya verir. Ama eğer üstünüzü bir battaniye kaplamışsa, karbondioksit öyledir, bu ısı dünyada kalır ve giderek ısınır. Orada hazırlamış olduğum bazı sunumlar var. Onlara geçebilirsek olayın şiddetini, ne derece olduğunu oradan görebileceğiz. Birinci slayttan hatta ikinci slayttan başlayabilirsek. Bakın en sıcak 10 yılı biz son 25-30 yılda görmüşüz. Yani burada bazı insanların böyle komplo teorilerini çok seven bazı insanların işte bilim insanları doğru söylemiyor. İşte öyle abartacak bir şey yok. Yani gibi dediği gibi değil durum. Bu durum çok ciddi. Maalesef dünya yöneticilerinin, dünya politika yapıcılarının bu durumun ciddiyetinin farkında olduğunu düşünmüyorum ben. Durum o kadar ciddi ki kendi düşüncemdir. Eğer herkes bu konunun ne kadar önemli olduğunu bilseydi işi gücü bırakır, orman oluşturmaya çalışırdı. Çünkü birazdan anlatacağım. Ormanlar bu işin asıl çözümü. Yani çok ciddi bir ısınmayla karşı karşıyayız. Bunun bir sürü boyutu var, bir sürü sonucu var. Bunların sonucunda buzullar ve kutup bölgelerindeki buzlar eriyecek. Dünyanın önemli kısmı sular altında kalacak. Ki ilk sırada Hollanda, sonra İngiltere gibi Avrupa ülkeleri var. Yani artı başka ülkelerin de tarım alanlarında ciddi daralmalar olacak. Ama bazı ülkelerde de olumlu etkisi olacak. Yani sonuçta bugün kullandığımız tarım alanlarının belli bir kısmı, hatta yerleşim alanlarının kaybetmeyle sonlanacağız. Bunu göreceğiz. Şimdi bir sonraki slayta geçelim. Bu şu an bir durum. Bakın yıllık yağışlara geldiğimiz zaman aslında çoğu kişi küresel ısınmayla küresel sıcaklığı eş anlamda tutuyor. Yani küresel ısınma vardır, bunun sonucunda kuraklık vardır gibi bir yaklaşım var. Aslında bu doğru değil. Bakın burada ortadaki değer, ortadaki çizgi yıllık normalleri gösteriyor, yağış normallerini. Yani normale göre bir yağış azalması yok aslında. Hatta yağışın artışı olduğunu da söyleyebilirim. Son kısmına tedbirde bakarsanız o kısmında bir artış olduğunu da söyleyebilirim. Yani evet bir kuraklık var ama toplam yağıştaki bir kuraklık değil.
Bir sonraki slide'a geçelim. Orada daha güzel açıklayacağız. Şimdi aslında olan şey bozulan yağış rejimi. Ne demek bu? Şimdi biz ürünlerimizi ekeriz. Bugünlerde ekiyoruz. Aslında ekemiyoruz. Ekmemiz lazım ama yağış alamadığımız için ya da çiftimiz ekemiyor. Bunun çok hakikaten kulak geçemiyor. Şimdi biz ürünümüzü ekeriz. Bu dönemlerde bir yağış vardır. Sonra kış döneminde de biraz yağış alırız. Baharda bol yağış alırız. Yaz dönemi kurak geçer. O yüzden bu bölgeler kuraklı gibi. Hububat tarımına uygundur. Hububat tarımının en önemli, en faydalı yağış şeklidir. Kışın yağar. Yazında ya da ilkbahara doğru da Mart, Nisan ayında biraz yağar. Biraz da Mayıs'ta yağar ama Mayıs'tan sonra çok yağmaması gerekir. Mayıs'tan sonra yağan yağmurların hububata zararı vardır. Faydası yoktur. Ama bakın burada yazlık ürünler ve kışlık ürünleri aylar olarak gösteriyorum. O silik görünen çizgiyi besel ısınma, yani son yıllarda karşılaştığımız durum. Asıl durum koyu mavi renkle görünen çizgi. Yani artık bizim yağışlarımızda, özellikle bitkilerimizin yetiştiği dönemdeki yağışlarımızda ciddi eksiklikler var ama Eylül ayından sonraki yağışlar arttı. Bunlar bizim çok işimize yarayan yağışlar değil, bizim asıl istediğimiz yağışlar. İşte Mart, Nisan, Mayıs aylarındaki yağışlar ve o yağışlarda ciddi daralma var. Yani yağışın toplamı azalmıyor. Ama yağışın aylara göre düşme şekli bozuluyor. Ve bunun çok daha başka sonuçları da var. İşte iklim çok ekstremlere gidiyor, aşırılara gidiyor. Yani biz daha sıcak aylar görüyoruz, daha soğuk aylar görüyoruz bazen, daha fazla rüzgar görüyoruz. Daha fazla dolu görüyoruz ve bunlarla ilgili diğer felaketler, işte hortumlar görmeye başladık Türkiye'de, daha önce görmediğimiz şeyler de bunlar. Bunlar geliyor ve bunlarla ilgili gittikçe daha da böyle iklimin ekstremlere gitmesi, uçlara gitmesini yaşıyoruz. Burada olan bir diğer şey de bu, aslında şu, herkes bunu çok iyi anlayacaktır, çok önemli de bir konu, bir sonraki sunumumuzda var o. Kar yağışı azaldı. Şimdi kar yağması çok önemli. Birkaç açıdan çok önemli karın yağması. Bir kere kar yavaş yavaş yağar. Karın tamamı işler toprağa. Karın topraktaki mikroorganizmaları, mikropları, olumsuz hastalıklar anlamında söylüyorum. Uzaklaştırması gibi bir etkisi de var. Ama en önemli etkisi kar belli bir miktar kalır dağlık alanlarda. Sonra yavaşça süzülür. Dereleri besler. Kaynakları besler ve bizim suyumuzun olmadığı yaz dönemlerinde bize su sağlar. Fakat son yıllarda bunun olmadığını görüyoruz. Bakın hepimiz hatırlarız bunu. Çocukluğumuzda içinden geçemediğimiz dereler, hatta geçiyor mu? Sakarya Nehri yazın kuruyor. Sebebi budur. Yani bizim kışın kar yağışı almamamız, o karın yavaşça süzülmemesi, dereleri beslememesi, sonra o derelerin de Sakarya Nehri gibi büyük nehirleri besleyememesi. Yani hem bizim ihtiyaç duyduğumuz dönemde yağış olmadı, olmuyor, azalıyor Mart, Nisan, Mayıs aylarında. Hem de bizim o dönemde kullanacağımız su kaynakları bozuluyor. Bakın iki yönde etkisi var bunun, iki yönde olumsuz etkisi var. İşte az önce sorduğunuz şey, mesela dediniz ki sulanabilir arazi azaldı, su kalmadı. Yazın sulayacağız, arazimiz var, tesisimiz var ama Sakarya Nehri'nde su yok. Şimdi bunlarla ilgili yapılacak şeyler var, yapılması gereken şeyler var. Ya yani buralarda sorun yaşıyoruz. Küresel ısınmanın tarım alanlarımıza etkisi bu. Yani birinci derecede sulanabilir tarım alanlarımıza etkisi bu. Bir sonraki slayda geçelim ama burayla ilgili sorunuz varsa yerine tartışabiliriz. Hocam tabii çok güzel anlattınız temel sorunu ama şimdi bu soruna da bir çözüm bulmamız lazım. Yani bu suyu Sakarya Nehri'nin tekrar eski işlevini kazanması için yapılabilecek bilimsel çalışmalar var mıdır? Yani bunun için sevgili seyircilerimizin anlayabileceği bir dilde anlatırsanız. Yani ne yapabiliriz Sakarya Nehri'ndeki suyun iyileştirmesi?
Var ama bunlar kısa vadeli çözümler olmayacak ve çok sancısı, çok kolay çözümler de olmayacak bunlar. Yani daha böyle bütüncül yaklaşmamız gerekiyor konuya ama en sorunuzu not ettim. Şimdi bir sonraki slide'ı da gördükten sonra tartışalım mevcut çözümleri. Orası evet. Çok önemli aslında. Bu kar yağışının aylara göre, yıllara göre biliyorum değişimi, bakın 1925'lerde %50'si karken yağışların bugün yaklaşık %25'lere vesaire düşmüş, hatta daha da azalıyor. Asıl bundan sonraki slide, arazi kullanımı. Şimdi bu burası çok önemli. Şimdi hocam bu çok üzülüyorum, çok üzülüyorum. Buna geçmezden önce, şimdi küresel ısınmanın dünyanın eksen değişimine de bir zorlaması var mı? Yani o 23.7 güney kuzey kutup merkezi Kanada'ya doğru kayarken anladığım kadarıyla bu mevsimsel değişiklikler ve yağışların farklı zamanlarda aynı oranda geliyor olmasıyla bir ilintisi var mıdır? Şimdi kastettiğimiz şey zannediyorum dünyanın manyetizmasının kayması ile ilgili. Evet. Dünyanın manyetik alanında bir kayma var. Dünya çiftliklerindeki bir yer değiştirme ile ilgili. Bunun tarımla doğrudan bağlantısı olduğunu düşünmüyorum. Yani bu başka bir konu. Ben küresel ısınmayla yağış anlamında biraz konuşayım isterseniz. Yani o konuyla doğrudan ilgili mi emin değilim. Yani bildiğim o konuda bir bilgi yok. İşte diğer şeyi söylemek gerekirse. Yani öyle tamamen de tahmin üzerine konuşmak istemiyorum. Şimdi buradaki durum, şimdi bakın arazi kullanımı, tarım araziler, yani gerçekten bu şu resmi herkesin hafızasına kaydetmesi lazım. O kadar önemli bir resim. Bakın tarımda 8 sınıf arazi var. Bu 8 sınıf arazinin 1, 2, 3, 4. sınıfları tarım yapılabilen, yani kumlukla işlenebilen, devrilebilen, her sene kulluk altına alabileceğiniz, ekeceğiniz, dikeceğiniz arazi. 0 ile %12 arasındaki eğimi alan arazi bu. Bu 1 ile 4 arasındaki, yani tarım arazi dediğimiz, işlenebilir arazi dediğimiz arazi bu. Bunun dışında bir 5. sınıf arazi dediğimiz çayır arazileri var. Çayır arazileri su yakınında olan, çoğunlukla suya doymuş olan ve yine kumlukla işlenemeyecek olan, işlenmemesi gereken. Çünkü o oturmuş olan yapıyı kumlukla işlediğiniz zaman bozarsınız. Onu kendi içinde kullanacaksınız. Kumlukla işlemeden üstündeki otu hasat ederek çayır olarak kullanacaksınız. Şimdi gelelim bir de mera arazisi var. Mera arazisi %12 ile 30 arasında eğime sahip olan bir arazi. Bu araziyi işlemek son derece tehlikeli. Yağmur erozyonu var burada, çok ciddi erozyon var. Bunu toprağını işlediğiniz zaman, kumlukla devirdiğiniz zaman bu toprağı kaybedersiniz. Türkiye'de yaptığımız en büyük hatalardan biri bu. Bakın bizim nehirlerimizin çoğu renkleriyle anılır. Kızılırmak, Yeşilırmak. Ne demek Kızılırmak? Sivas bölgesinin kumlu, kum taşılı toprağını taşıdığı için, erozyonla taşıdığı için ismi Kızılırmak'tır. Rengi kırmızıdır, kırmızı akar. Yeşilırmak, o bölgenin kireçli, sarımsı, yeşilimsi toprağını taşıdığı için adı Yeşilırmak'tır. Çünkü erozyondan alır ismini. Bir de daha yukarı eğim tipine sahip olan araziler var. Onlar da orman arazileri. Şimdi orman arazileri bizim için çok önemli. Ve asıl küresel ısınmada bizim gerçek aracımız, silahımız, bizim gerçek dostluğumuz orman araziler olmalı. Çok kısa tutacağım tekrar. Mümkünse o slide, en son slide tekrar kalsın. Çünkü gerçekten çok vurgulayacak. Bunun üzerine gideceğim. Bakın, belki de dünyada bizim kadar arazi kötü kullanan bir millet yok. Şuradaki arazi sınıflarına bakalım ve Polatlı'yı gözümüzün önüne getirelim. Polatlı'da eğimi 130'dan fazla olan araziler var. Bu araziler orman olması gerekirken şu anda bomboş. Orman kesilmiş, çıplak halde duruyor. Yeterli toprak derinliği var, yeterli yağış var ama ormansız bir araziler. Peki gelelim meralara. Az önce bahsettim, meraları işliyoruz. Orada tarım yapmaya çalışıyorum. Tarım alanlarına gelelim. Orada da evler yapıyoruz. Fakat bunu şu anda durduğu yer 23 derece tarım arazisidir.
Sonra gidiyoruz hayır arazilerine, kulak alanlara. Oralarda kurutuyoruz. Ya toprak kazanıyoruz oradan ya da hastalıklarla mücadele edelim diye orada işte ateşli hastalıklarına gibi ya da sineklerin barınması kokusu. Bakın doğru kullanmamız hiçbir tanesi yok. Hepsini yanlış kullanıyoruz. Olması gereken şey tarım arazisinde tarım yapmak, çayır arazisini çayır olarak ya da rekreasyon alanı olarak, yaban hayatı olarak korumak. Kuşlar gelmemeye başladı artık. Neden? Çünkü kuşların konakladığı alanları yok. Meri alanlarını işlemeden meri olarak kullanmamız gerekiyor. Onu yapmadığımız için otun tarım alanından elde etmeye çalıştığımız için yeri Avrupa'nın en pahalı etini yiyoruz. Aslında en ucuz olması gerekirken doğal meraları biz başka başta kullanıyoruz ve ormanımız olmadığı için de iklim bu kadar sert olmaya başladı. Orman olsaydı orman yukarıdan gelen bulutlara nem göndererek yağışı indirirdi aşağıya. Bunu yapamadığımız için yağış inmiyor ve geçip gidiyor. Yağış inseydi suları dereleri besleyecekti. Küçük dereler kaynakları besleyecekti. Kaynaklar Sıkarya Nehri'ni besleyecekti. Şimdi başka su kaynaklarımız var, yeraltı su kaynaklarımız. Onlara başvuruyoruz. Onları da hunharca kullanıyoruz. Bakın Konya Ovası'nda Konya'nın yaptığı en büyük hata budur. Oradaki suyu sonuna kadar kullanıyor. Sonra orada okluklar meydana geliyor. İnşallah Allah göstermez. Şehir alanlarında da olabilir bu okluklar. Yani bunun sonucu felaket olur. Her geçen gün daha derine iniliyor kuyularında. Oysa o ekosistem o kuyuları mevcut haliyle besleyemiyor. Tamam su kullanalım. Ama suyu en fazla kullanan mısır üretmeyelim orada. Yani hangi ürünü yetiştiriyorsak onu destekleyecek kadar biraz suyuyalım. Fakat biz şöyle bir şey peşindeyiz. Kısa vadede tarımdan zengin olmaya çalışıyoruz. 10 dekar araziyle, 20 dekar araziyle. Bunun sonu çok kötü. Bakın Polatlı'nın tarım arazisi Türkiye'nin belki de en kırılgan arazilerinden bir tanesi. Niye kırılgan? Çok rüzgar var. Yağışı çok değil. Toprağın organik maddesi çok az. Organik madde azaldığında Polatlı toprağı çöl toprağı olacak. Bunu Amerikalılar 1950'de yaşadılar Orta Batı'da. Nebraska dediğimiz bölgede Amerika'nın çöl fırtınaları oluştu, toz fırtınaları oluştu. Daha sonra bunu çeşitli önlemlerle ortadan kaldırmaya çalıştılar. Toprağımızın organik maddesini bitiriyoruz. Daha geçenlerde ben Polatlı'da yaşıyorum. Şehitlik Mahallesi'nde bir mahallenin içinde bir yerde anız yaptılar. Ya bu inanılır bir şey değil, inanılır gibi değil. Anız yaptığınız zaman bütün organik maddeyi atıyorsunuz. Organik madde gittiğinde elimizde kalan şey toprak değil, kum oluyor. Çöle döneceğiz. Hocam anız mutlaka öyle de bir de o mahalle anızın içinde niye oluşmuş? Niye o mahalle anızın içine kurulmuş? Şöyle, ya olayın bir de o boyutu var. Mahallenin içinde asla burası. Anladım, evet. Yani ve ne hikmettir hocam? Hocam ne hikmettir ki ülkemizde de genelde tarım arazilerine, tarım alanlarına konut yapımı gibi veya fabrika yapımı gibi şeyler yapılıyor. Aslında yani biz gerçekten tarım alanlarını çok kötü kullanıyoruz gibime geliyor. Bu konudaki düşüncelerinizi de merak ediyorum. Sanki İsmet Ergin hocamın anlattığı bu orman, mera, tarım alanı ve çayır dörtlemesinde bu planlamayla tarım yapılabilse biz hani çok daha fazla tarlaya sahip olmak yerine çok daha sahip olduklarımızdan yüksek verim almayı hedeflemiş olsak hem arazinin bu ekosistemini, doğanın bu ekosistemini bozmamış olur hem de ürün tarlalarımızdan daha az emekle daha yüksek verim alabilirizmişiz gibi anladım. Doğru mu anlıyoruz hocam? Evet, çok doğru tespit yaptınız. Gerçekten çok doğru. Yani bizim yapmamız gereken şey bu. Biz kısa vadede şu zengin olma hayalinden vazgeçelim. Bakın çiftçilerimize sesleniyorum. Eğer çok gelir elde etmek istiyorlarsa tarımla, tarım sanatlarıyla uğraşacaklar. Doğrudan tarımla değil, basitçe
arpa yetiştirerek, buğday yetiştirerek, mısır yetiştirerek küçük alanlarda zengin olmaları mümkün değil. Tabii ki herkesin çalışarak para kazanmak gibi bir ihtiyacı var, niyeti var. Eğer bunu yapacaklarsa devletimizin verdiği teşvikleri kullanarak, seralar yaparak veya mantar üretim tesisleri yaparak bu gibi şeylerden bunu yapmaya çalışsınlar. Küçük arazilerle bunu yaptığımız zaman bakın ekosistemi çok zorluyoruz. Mera arazilerine verim almaya çalışıyoruz. Bunun 20 sene sonrası yok. 20 sene sonra bu toprak elimizde hiç kalmayacak. Bakın şu anda gerçekten o kadar kötü değil durumumuz. Hala orman yapabiliriz biz buraları. Hala mera olarak kullanabiliriz. Ama 20 sene sonra özellikle rüzgar erozyonun etkisiyle bunlar elimizden çıktığında artık doğru şeyleri yapsak bile çok işe yaramayacak. Bu yüzden yani bir an evvel çiftçilerimizin birazcık daha gayret edip yatırım yapıp istiyorlarsa kooperatifleşip Polat'ın da bunun güzel örnekleri var aslında. Daha böyle büyük çaplı olması gerekiyor bu işler. Küçük çaplı tarımla bir yere varmamız mümkün değil. Bugün bir traktör kullanabilmeniz için, traktörün verimli kullanılabilmesi için 110 dekar, 120 dekar arazi gerekiyor. 120 dekarın altındaki hiçbir araziye traktör gerekli değil, öyle söyleyelim ona. Ama çiftçimiz traktörü bir statü sembolü olarak kullanıyor. Yani bundan vazgeçilmesi gerekiyor artık. Daha etkin kullanımı, kaynakların daha iyi kullanımı gerekiyor. Ya bunun için teşviklerin bu yönde verilmesi gerekiyor. Kısmen Tarım Bakanlığımız bunu yapıyor. Şimdi zaten üretim planlamasına da geçildi. Kısmen yapıyor. Kısmen yapıyor. Çünkü işin içinde sadece teknik boyut yok Mehmet Bey. İşin içinde psikolojik boyutlar da var, sosyal boyutlar da var. Çok ciddi sorunlarımızdan bir tanesi boş kalan araziler. Şimdi bakanlığımız diyor ki tamam bu araziler boş kalmasın biz bunu kiralayalım. Araziyi birisine kiralamanın çok ciddi sosyal etkileri var Türkiye'de. Sizin arazinize bir yabancı geliyor. Sizin tarlanıza bir yabancı geliyor. Köyünüze bir yabancı geliyor. Şu anda bunlar toplumumuzun çok kolay kabul ettiği olsun, duyursun, yesin diyeceği işler değil. Abi kardeş ya da akrabalar 3 metrekare arazi için yani birbirimize giren insanlarız bazen. Yani bunların sosyal etkileri çok kolay olmayacak. Yani tamam kağıt üzerinde gerçekten çok güzel. Ben de çok destekliyorum bu fikri ama uygulamasını göreceğiz, hep beraber göreceğiz. Nasıl bir sorunla karşılaşacağız? Ama hocam orada da mesela mera kanunu var. Devamında orman vasfını yitirmiş arazilerle ilgili problemler var. Orası da biraz muğlak. Yani orman vasfını yitirmek nedir? Ne anlama geliyor? Hiç ağaç olmaması mı? Hangi sıklıkta olması? Dolayısıyla hani biz tepeden dizayn olmaya alışmış bir toplum olarak var olan kuralları ve kanunları biraz daha belirgin hale getirmek, işlevsel hale getirmek, kısmen bu sizin söylediğiniz hem o eko dengeyi hem de verimliliği artıracak orman, mera, tarım arazisi ve yeşil sulak alanla ilgili bir zorlamaya gidemez mi peki? Şimdi sonuçta insanların mülkiyet hakları var. Yani tarlasızlık alanısa devlet bunu bir yere kadar müdahale ediyor. Siz istemiyorum ben dediğiniz anda ben hak alabileceğini düşünmüyorum. Yani sonuçta mülkiyet hakları temel insan hakları. Yani ekleyebilirsiniz arazinizi, ekilmesi gerekir. Çok kısıtlı kaynak. Yani buraların yaptırılmasında, yaptırımların uygulanmasında eksiklikler olabilir. Bakın hedefimiz için yeni sular bunlar. Gelecekte bunları göreceğiz. Bu 1-2 sene içinde uygulamada nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Keşke olabilse. Şimdi bakın hocam, Sayın Meral'a da ilgili. Mehmetciğim özür dilerim. Bir 3 tane mesaj okuyacağım. Ondan İlhan Genç, sevgili hocam, Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor İlhan Genç izliyor bizi şu anda. İyi yayınlar, iyi akşamlar demiş. Erol Özal iyi yayınlar dilemiş ve Murat Karakuş iyi yayınlar dilemiş bize. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradan saygı ve sevgilerimi sunuyorum herkese. Gerçekten sevgili hocam beni her seferinde mahcup ediyor. Ben kendisine yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Daha çok program yapacağız beraber inşallah. Şimdi benim merak ettiğim bir konu. Bu küresel ısınmanın tarımdaki üretimin rekoltesinde direkt etkili midir küresel ısınma? Bu bir. İkincisi
Tarımda klasik tarımı artık yavaş yavaş terk edip katma değeri yüksek tarıma mı geçilse diye, acaba bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Polatlı'ya, Polatlı çiftçisine neler tavsiye etmek istersiniz mesela? Buyurun. Teşekkür ederim. Yani işte mesela ısınmanın etkileri çok boyutlu. Yani birkaç boyutlu yok, çok boyutlu var. Nedir bunlar? Bir kere oradan tam ihtiyacımız olduğu alandaki su azalıyor. Tam su azalmıyor. Ama ürünlerimizin ihtiyaç duyduğu dönemdeki su azalıyor. Bu bir sorun. Küresel felaketler veya tarımsal felaketler diyelim, büyük çapta değil ama bunlar artıyor. Örneğin dolular artıyor. Eskiden Haziran ayının başında bir defa dolu yaşanırdı. Ben şu anda Haziran ayı, Temmuz ayı, Ağustos ayında dolu olayları gördüm. Sonra iklimin etkisi değiştiği için, sıcaklıklar daha erken geldiği için ilkbaharda, bitkiler daha erken uyanıyor. Uyanan bitki soğuklardan zarar görüyor bu sefer. Bakın, normalde bitkinin soğuk dönemi geçirmesi, bekleyip, diyelim Şubat'ın 25'inden sonra açılması gerekiyor. Yani bitkiler böyle şey olarak dururlar toprakta. Soğuk dönemini olarak, toprağın altında geçirmesi lazım. Toprağın altında geçirir. Ama şimdi o sıcak dönem erken geçiyor, erken geliyor ve mesela biz kışın çiçek açan ağaçları görüyoruz. Daha sonra eğer çiçek açtıysa zaten onun hiç kurtulma şansı yok. Bu doğrudan soğuktan zarar görüyor çünkü o soğuk gelecek, elinde sonunda gelecek o soğuk. Yani çeşitli dönemler var, halkımız daha iyi bilir böyle. İşte mesela şu anda soğuk yaşadık Polat'ta ama garantisini vereyim ben size. Pastırma yazı diye sıcaklar gelecek. Yani kısa kolu falan gezeceğiz yani. Hep bu iklim döngüleri ya da iklim zamanlı iklim etkileri hep vardır. Şimdi bunlar değişiyor. Bakın başka sorunlar var. Böcekler özellikle artıyor. Böcek zararları artıyor. Çünkü böcekler sıcaklıklardan çok olumlu etkileniyor. Normalde bir böcek 1 milyon tane yumurta koyar. Bunun belki normalde 200 tanesi çıkar. Ötekiler çıkmaz. Ama sıcaklıklar arttığı zaman 1 milyon yumurtanın belki 500 bini, 600 bini belki çıkış yapıyor. Yani böcek popülasyonlarında, tarımsal zararlarda bunu göreceğiz. Mesela bugünlerde görmeye başladık. Ankara'daki herkes kahverengi kokarca diye bir böceği biliyor artık. Çünkü evet, bu böcek her yerde var. Her yere yayıldı bu böcek ve bunu klasik yöntemlerle önlemini almamız zor. Başka yöntemlere belki bununla ilgili ihtiyacımız var. Yine yakın zamanlarda gördüğümüz, son iki senede gördüğümüz özel bir sorun daha var. O da şu, kuraklığı falan bir tarafa geçiyorum. Yeterli suyunuz varsa bile tarlada, ürününüzü sulasanız bile, bitkinin tam çiçeklenme zamanında çok yüksek sıcaklık geldiği zaman çiçekleri kurutuyor, tohum vermiyor. Mesela geçen sene bazı bölgelerimizdeki buğday başakları boş kaldı. Bunun sebebi aşırı yüksek sıcaklıklardır. Bakın bu kuraklıktan bağımsız. Suyu olsa bile o yüksek sıcaklık zarar veriyor. Yani bunun bir iki boyutu yok, çok boyutu var bunun. Bir kere en önemli sebep de iklimin etkilerinin aşırılaşması. Ben i̇şte, bu ama bunlar küresel ısınmayla direkt ilgili değil mi? Bu iklimin de aşırı şekilde. Evet. Hepsi doğrudan ilgili. Bakın bize çok gelmiyor ama mesela kasırgalar var. Onların şiddeti çok arttı. Amerika'ya bir sene vuran çok ciddi bir kasırga var mesela. Yani eskiden belki 10 tane kasırga oluyordu. Şimdi 30 tane kasırga oluyor. Eskiden işte birden 5 şiddetine kadar en büyük kasırgalar 4'tü. Şimdi 5 şiddetinde kasırgalar görülüyor. Daha büyük. Yani Türkiye Allah'tan kasırga bölgesinde değil. Ama bizde de hortumlar gelmeye başladı. Ve bunların miktarının artmasından yani havanın etkisi, iklimin etkisi şiddetlendikçe, uçları gittikçe bunları ciddi ciddi görmeye başladık. Şu anda tarımsal sigortalar çok önemli kazanmaya başladı. Birçok çiftimiz yaşadığı sorundan dolayı neredeyse tarımı bırakma noktasına geldi. Ben tarlasının başında oturup hüngür hüngür ağlayan Musi çiftçileri büyüdüm. O kadar güzel ürünü var ki böyle boylanmış, tutulmuş, gözü tutmakmış ama bir rüzgar. Ya bugüne kadar ben rüzgarın böyle bir zarar yaptığını görmemiştim. Bakın rüzgar bir daha oluyor. Yani zarar yok. Bunlar hepsi mesleği sunmayla bağlandı. Hocam tabii bir de ülkemizde çok eksiklik var. Yani bir planlamanın da olmadığını görüyoruz özellikle tarımda. Yani ülkenin ihtiyacının planlanıp ona göre bu küresel ısınma da göz önüne alınarak bir planlamanın yapılıp
ürünlerinin ve toprak analizlerinin yapılıp ürünlerin verimliliğinin artırılması için gerekli çalışmaların yapılıp köylüyü de bu konuda bilinçlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama maalesef ülkemizde bunlar olmuyor ki oysa ki o kadar ziraat fakültelerimiz var Türkiye'de. Yani ziraat fakültelerinin öncülüğünde bu planlamalar, bu şeylerin yapılması gayet güzel de olur. Neden beceremiyoruz hocam biz bunları? Yine çok güzel bir noktaya temas ettiniz. Hem bir dönem Ziraat Fakülteleri Eğitim Konseyi Başkanı varsa üniversite başkanı. Yani orada bu sorunu doğrudan gördüm. Yani şimdi orada bilgi üretiliyor. Bu bilginin yayılması başka bir konu. Yani bilginin yayılmasını biz kendimiz aktif olarak gerçekleştirmeye çalıştık, yapamadık. Yani bilim insanları üretildi, yani köylüye götürelim, orada bunu yaymaya çalışalım. Hayır, yapamadık bunu. Birkaç tane sebebi var. Şimdi bir kere öncelikle şunu bir ayırmamız gerekiyor. Köylü başka şey, çiftçi başka şey. Bakın ikisi çok ciddi farklı. Köylü köyde yaşayan insandır, çiftçi tarım yapan insandır. Maalesef Türkiye'de köylü ile çiftçi aynı şey olmuş. Sıkıntı şu, tarımı yapan insanlar genellikle yaşlı. Yaşlı insanlar yeniliklere karşıdır. Genel olarak böyledir. Yani yaşlı bir insan, biz de o sınıfa giriyoruz artık. Yani o yüzden kimsenin alınmasına gerek yok. Kendimiz o sınıftayız. Şimdi bardağının değiştirilmesini bile kabul etmez. Yani çay bardağı işte şunu da içiyorsun, bir büyüğünde hiç hayır içmem ben, illa bana küçük bardak getireceksin ben. Yani biz bu insanlara bugüne kadar gördükleri, alışık oldukları şeyden tamamen farklı tarım tekniklerini uygulattıramıyoruz. Kabul etmiyor. Dolayısıyla bizim profesyonel çiftçilere ihtiyacımız var. Büyük alanda tarım yapan, büyük alandan kastım 10 bin dekarlar, 15 bin dekarlar belki daha fazla. Bize bu tarz insanlar lazım. Yani tarımı bunların yapması lazım. Şimdi 10 dekar arazisi olan bir insan, bir çiftçi düşünün. Dese ki, ya Polatlı Fen Edebiyat Fakültesi'nde bir hoca varmış, tarım yapıyormuş, işte kuraklıkla ilgisi varmış. Gideyim ben ondan bilgi alayım. Beni de gelmek istese, orada harcayacağı para o 10 dekar araziden elde edeceği verim artışından daha fazla olur, inanın. Dolayısıyla bunun bir anlamı yok. Ama 10 bin dekar arazisi olan bir adam benim peşimden koşardı. Ben Amerika'daki eğitim esnasında bunu gördüm. Çiftçiler gelip hocalara yapışıyordu. Hocam gel seni araziye götüreyim. Hadi gel bana bunu göster. Çünkü %1 verim artışı sağlasa %1, o adam için $50,000 demek. O $100,000 demek. %1. Ben %10 verim artışı sağlasam 2000 lira falan yaparım herhalde. Veya biraz daha fazla. Dolayısıyla bu bağlantı bizde kopuk. Bunun için bizim temel çiftçilere ihtiyacımız var. Yani bilgi olsa bile uygulatamayız biz şu anda bu bilgi. Tarım alanlarımızın yani işletme büyüklüğümüzün artması gerekiyor. Profesyonel çiftçilerin olması gerekiyor. Yani şu anda çok zor görünüyor. Belki gelecek. Hocam aslında bunu köylerinde kooperatif kurarak bir imece usulüyle bunu yapmak çok rahat olabilir aslında ve bu da organize edilebilir. Yani biz aslında teşhisi koyuyoruz, tedavi yöntemlerinde biraz sıkıntımız var. Yani teşhisi doğru koyuyoruz aslında, yani sıkıntılarımızı biliyoruz, problemlerimizi biliyoruz ama bu problemleri ve sıkıntıları ortadan kaldıracak o gücü, o hamleyi bir türlü yapamıyoruz. Yani bunun altında yatan sebepler nedir bilmiyorum ama bu aslında biraz yani ben hocamın yanıtından önce bir katkı sağlamak isterim. Tabii sorduğun buyurun. Soru ya. Aslında kooperatifler yaygınlaştırılmaya çalışıldı. Ama biz sadece kooperatif kurun diyoruz. Kooperatifin nasıl işleyeceği konusunda ön bilgiler veriyoruz ama devamlılık konusunda maalesef köyden seçilen ekipler bir müddet sonra kooperatifi işte arka bahçesi gibi kullanmaya başlıyor. O yüzden o kooperatifler amacından sapıyor, hayata tutunmakta problem çıkıyor. Aslında bir dönem köylere mecburi olarak biraz da istihdamı artırmak adına ziraat mühendisleri gönderilmişti. Keşke o ziraat mühendislerine bu kooperatifte de bir takım görevler verilse ya da onlara bir işletme eğitimiyle destek sağlansa. Kooperatifçilik konuşurken kulağa çok hoş geliyor. Ama uygulamada maalesef İsmet Ergin ciddi problemler çıkıyor. Uygulamada, planlamada, finansta bir
birçok problem çıkıyor. Çünkü köylü bunları yapıyor olsa zaten işte fabrika kurar vesaire gibi bir noktaya geliyor mesela. Daha komplike bir çözüm. Kooperatif bu. Köyde bulunan belli arazi şu an devam ediyor mu bilmiyorum hocam. O ziraat mühendisi istihdamı. Onları da bu işin içine katarak. Şimdi Mehmet Polat'ı işte da biliyorsun. Mehmet şimdi Polat'ı da biliyorsun. 300 dönüm toprağı alan traktörü var. Şimdi 300 dönüm... O yine iyi. Hocamın dediği gibi 300 dönüme bir traktör gayet iyi. Yok çok. Ama daha düşük. Yine hani çok. 50 dönüme traktör var. Bak 50 dönüme, 100 dönüme, 300 dönüme bir traktör çok. İşte kooperatifleşirse o zaman bir kooperatifte 5 tane traktör olur. Köyün veya 10 tane ihtiyacı ne kadarsa köyün. Sırayla o köyün bütün tarım arazileri ekilir, şey yapılır. Yani çok daha güzel verimlilik elde edilir diye düşünüyorum hocam. Ne dersiniz? Hem fikiriz. Ama işte maalesef uygulamalar sahada biraz karşılık bulmuyor. Buyurun hocam. Kesinlikle hem fikiriz ama işte uygulayamıyoruz bunları. Niye uygulayamıyoruz? İş geliyor insan faktörüne dayanıyor. Yani kooperatifleşme bir kere çoğu kişi hatırlamayacaktır ama 1970'li yıllarda Türkiye'de çok yaygın. Ama o dönemki tecrübeler o kadar kötüydü ki uzun yıllar insanlar ağzına kooperatif gelirini alamaz oldu. O dönemki sonuçları bu şu anda daha şeydi. Mehmet Bey çok güzel açıkladı. Yani onların başına birisi gidiyor ve onu kendi arka bahçesiymiş gibi kullanıyor. Şimdi sıkıntı burada. Yani meralarla ilgili de bakın çok güzel planlar var. Bilimsel tekniler var. O da şu. Merayı çevirip öne bozma açısından bir anlar. Merayı çevirip bakımını yapıp gübrelerini yaparsanız aldığınız, alacağınız ot belki normalin birkaç katı oluyor. Ama herkes mera malı diye bir şey var bu ülkede. Mera malı ne demek? Herkesin ortak malı. Ne kaptırabilirsem, ben oradan ne koparırsam. Arazi ıslakken hayvanı sokuyor içine ve o ıslak araziyi bildiğin çamur haline getiriyor. Mevcut olan ot da büyümüyor. Bunları anlaşamıyoruz. Çiftçilerimize anlatıyoruz bunu. Ya işte buraya ıslakken sokmayacaksın, ilkbaharın başından sokmayacaksın bile. Alacağın ot daha fazla olacak ama dinlemiyor, dinletemiyoruz. Sonra işin içine biliyorsunuz siyaset de giriyor bazen. Yani baskı yapıldığı zaman işte siyasilerimiz yardım ediyor köylülere bu anlamda. Yani buradaki şey şu, evet çözümler var ama aynı hastalığın tedavisi gibi çözümler bazen acı reçeteyle oluyor. Acı reçeteye uymak gerekiyor. Bunlar uzun vadeli uymalar. İşte bir kere antibiyotik alırsanız iyileşmiyorsunuz. Onu bir hafta boyunca almak zorundasınız. Ama maalesef millet olarak böyle uzun dönemli işlerde biraz sıkıntımız var. Sürdürülebilirlik konusunda biraz sıkıntımız var. Yani bilgimiz var. Tarım Bakanlığımız da bunu biliyor. Ama uygulamada sorunumuz var. Nasıl çözeceğimiz konusunda gerçekten çok büyük fikrim yok maalesef. Peki hocam, palyatif bir çözüm olarak küresel ısınma, mevsimsel etkiler, birçok şey bir araya geldiğinde bizim verimliliğimizi etkileyen şeyler. Biz de onların takvimine uysak, mesela Ekim'i Eylül'ün sonu Ekim'de yapmasak da Kasım'da yapsak, bunlar palyatif çözümler ya da bu değişime karşı bir karşılık gelebilir mi? Aslında güzel bir nokta, bu söylediğimiz bilimsel açıdan da güzel bir nokta. Yani bunu tartışalım. Aynı zamanda ben az önce bir bursun bunu daha sonra konuşalım dediğim çözüm kısmını da bunun içine dahil edeyim. Yani küresel ısınmada evet bu riskler var. Çözümümüz nedir, neler olmalıdır? Bu dediğimizi de bunun içine alayım. Evet, şimdi iklimde bir değişme var, bir kayma var iklimde. Eğer bu burada duracak olsa biz bunun çözümünü buluruz. Yani genetik olarak biz ürünlerimizi bu şartlara uygun hale getiririz. Fakat bunun nerede duracağını biz bilmiyoruz. Şu anda biz bütün çeşitlerimizi 5-10 sene içinde değiştirebiliriz. Mesela buğdaylarımızı daha geç gelişen buğday yaparız. İşte şeftali ağaçlarımızı, kayısı ağaçlarımızı geç çiçek açan ağaç haline getirebiliriz. Ama bu burada duracak mı bunu bilmiyoruz. Yani daha da kayabilir. Ondan sonra daha da kayabilir. Veya daha radikal çözümlere ihtiyacımız olabilir. Yani stabil değil şu anda dünyanın iklimi, stabil, durağan, hani kararlı hale gelmiş değil. Sürekli değişiyor. Bu değişim sonucunda ne yapacağız? Yani önümüzü göremiyoruz hakikaten. Eğer önümüzü görecek olsak gerçekten genetik açıdan biz gider ürünlerimizi bu şartlara uygun hale getirebiliriz.
Ben diğer çözüm önerilerinden de müsaadenizle biraz bahsedeyim. Yani ne yapılabilir bunlarla ilgili? Bir kere hani biraz sanki olumsuz konuştuk gibi olabilir. İzleyicilerimiz sanki öyle düşünebilir. En sonunu, filmin en sonunu ben baştan söyleyeyim. Bizim dünyada gıda sorunu diye bir sorunumuz yoktur ve olmayacaktır. Bir kere herkes bundan emin olabilir. Bizim çok güçlü teknolojilerimiz var. Biz bu teknolojileri devreye sokarak dünyanın şu anki mevcut nüfusunun birkaç katını besleyecek kadar gıda üretebiliriz. Burada hiçbir endişemiz yok bizim. Küresel ısınma da yani dünyamızı çok kötü boyutlara götürmediği müddetçe tarımsal açıdan bir sorun oluşturmayacağız. Üretim şeklimizi değiştireceğiz, sistemimizi değiştireceğiz. Biz bakarız, besleriz biz insanlar. Şimdi bunlarla ilgili neler yapabiliriz? Bir kere kapalı alanda tarım yapabiliriz biz. Ve buğdayın serada yetiştirilmesinden bahsediyorum. Bakın bu çok fütüristik, çok gelecekle ilgili bir konu. Bugün ciddi bir maliyet değil midir hocam? Efendim? Ciddi bir maliyet değil midir buğdayı serada üretmek? Ciddi bir maliyettir, doğru. Çok ciddi bir maliyettir. Birazdan verim rakamlarını söylediğim zaman siz de anlayacaksınız bunu. Bir de yapılabilir ben ucuz zaten ucuz olacağını söylemedim. Biz dünyadaki herkesi besleriz derken yani çok ucuz olacağını işte bu seneki gibi efendim karpuzu 4 liraya yiyeceğimizi falan söylemiyorum. Hocam tabii şimdi Amerika'da çiftçiye destek %125. Amerikan çiftçisine verdiği destek sübvansiyon %125'leri buluyor. Bizim ülkemizde bu oran her geçen yıl gittikçe düşüyor. Şimdi bir örnek vereceğim. Vaat edilen verilmiyor. Tabii vaat edilen verilmiyor. Şimdi bir örnek vereceğim size. Mehmet bilir. Biz çok geniş arazileri olan bir ailenin çocuğuyum ben. Aşağı yukarı 7000 dönüm araziyi fiilen ben ektim. 7000 dönüm arazinin gübresini, tohumunu, nadasını, ikilemesini, dızgarasını, her şeyini yapabilecek güçteydik ve yılda da 1200-1300 ton buğday kaldırıyorduk. Buğday, arpa gibi ürün kaldırıyorduk. Bugün babamın 300 dönüm toprağı var. Hocam 300 dönüm toprağı ekemiyor. Maliyet girdileri çok yüksek ve zarar ediyor. Bugün yani siz 7000 dönüm bir yere ekin, 7000 dönüm bir yerde batarsınız. Çünkü zarar ediyorsunuz. Yani ürün maliyeti 11 bin lirayken 9500 lira taban fiyat verildi bu ülkede buğdaya. 8 bin liraydı harmanda. İşte bak 8 lira. 8 liraydı ama bugün evet. 14 lira. Ama işte çiftçi şimdi, borçlu sattı, tutmadı, stok yapan para kazandı. Stok yapmayan, satmak zorunda kalan zarar etti. Aslında yani, bütün bunları konuşarak konuyu hocama getirelim. Hocam bir de olayın bu boyutu var. Yani biz hep şunu söyleye geldik. Dedik ki çiftçi tohumla tarlayı buluşturmadan hasatta ortaya çıkacak ürünün kaç lira edeceğini bilmeli. Buna göre ürün tercihini yapmalı. Tamam verimlilik, toprak analizi, tohum ama bir tarafta hayatı finanse edebilmek açısından, sürdürülebilmesi açısından bunlar önemli. Şimdi biz bundan geçtik. Soğan 5 liraydı hocam, maliyeti 6 lira. Kilosunun maliyeti 6 lira kabalama. Yeni yeni 9 lirayı falan görmeye başladı. Şimdi çiftçi sayımızdaki azalmanın bir yanıyla sizin söylediğiniz çiftçilikten zengin olma tam da bu soğanın üzerinden işte bir sene ekiyorsunuz 6 liraya mal ettiniz 30 liraya sattınız. Ama bunu 5 yıl devam ettiğinizde o 30 liraya satarak kazandığınızdan daha fazlasını borçlanıyorsunuz. Yani planlama derken hocam aslında bunları söyleyecektir İsmet Ergin. Burada hocama bırakalım sözü. Şimdi çok doğru söylüyorsunuz. Yani ben de az önce söylüyordum. O cümlem çok kritik. Ona dikkat edelim. Şimdi bakın 5 litre su alıyorsunuz. 25 lira. Karpuzun kilosunu ben geçen sene 5 liraya aldım. Yani karpuzun kilosu suyun litre fiyatından daha ucuz. Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Yani çiftçimiz şu anda gerçekten çok zor şartlarda, çok fedakar şartlarda üretiyor. Ve en önemli sorun da sizin söylediğiniz fiyat istikrarının olmaması. Yani özellikle hayvancılıkta bunu görüyoruz. Bakın fiyatlar yükseliyor et fiyatları.
doğal olarak parası olan, imkanı olan bazı insanlar besiciliğe yöneliyor. Çok güzel bir hesap yapıyor. Ve o hesap sonucunda diyor ki şu kadar üretirsem şu parayı kazanacağım. O parayı kazanacak, sonra uzun dönemde de zaten et fiyatları, üretim rantlasıyla azalacak. Normali budur. Ama sonra birdenbire bir et ithalatı geliyor. O işe giren insan zarar ediyor. Sütte aynı durum var. Zarar ettiği için süt ineklerini satmaya başladı, kesmeye başladı. Tarımın her alanında bu sorun var. Birinci sorunumuz tarımda, bakın, fiyat istikrarıdır. Çiftçi kaç liraya satacağını 3 aşağı 5 yukarı bilmek durumundadır. Yani burada planlı üretimde bir işe yaramayacak ki. Yani planlı yapsak ne olacak? Yani bizim çoğu şeyimiz temel ürünler. Yani bunların arz fazlasından dolayı fiyatları düşmüyor. Bunlar depolanabilir ürünler. Mesela buğday depolanabilir bir ürün. Üstelik bizim, bakın, bütün dünyada şu anda buğday sıkıntısı var değil mi? Ukrayna buğday satmıyor. Rusya buğday satmıyor. Dünyanın en büyük buğday satıcılarından birisi Ukrayna. Şu dönemde bile para etmiyorsa bunu siz düşünün. Yani burada çok ciddi sorun var. Bu sorun fiyat istikrarıyla. Yani tarımda en önemli şey bu fiyat istikrarının bir şekilde sağlanabilmesi. Bu sene tamam, hepimiz ucuz karpuz yedik diye seviniyoruz. Bir dahaki sene o karpuzun kilosu 20 lira olacak, 30 lira olacak. En bol mevsiminde. Ya da domates aynısı olacak ya da soğan aynısı olacak. Burada üreticimizin mutlaka... Nohut da aynı şeyi yaşadık hocam. Nohutu gittik, Meksika'dan getirdik. Nohut. Evet. Nohutu Meksika'dan getirdik. Çünkü çiftçi para etmediği için etmemeye başladı. Şimdi tekrar birazcık para etmeye başladı. Meksika kesildi. Bu sene yine nohutta da benzer problemler var. Yani istikrar olmayınca, dolayısıyla bu söylediğiniz gibi planlı tarıma geçsek ne olacak? Fiyat istikrarını birincil başat sıraya koyup bunu uygulanabilir hale getirmedikten sonra. Evet, fiyat istikrarı çok önemli. Kesinlikle. Bir kere her şeyden önce çiftçinin para kazanmasını, bir dahaki seneye tekrar ürün ekebilir hale getirilmesinin sağlanması lazım. Yoksa ülke aç kalır böyle giderse. Zaten insanlar ciddi, işte bir emeklinin 12.500 lira aldığı bir ülkede geçim nasıl sağlanır? Ev kiralarının 20-25 bin lira olduğu bir yerde 12.500 lirayla nasıl geçim sağlanır? O da düşündürücü tabii. Yani bu konuda... Evet, buyurun hocam. Çözüm noktalarımıza birazcık daha devam edeyim. Yani buyurun şöyle hocam. Ana hatlarıyla bir çözüm olarak. Şimdi kapalı alanlarda tarım en fütüristik, en gelecekle ilgili olanı. Bunu bundan sonra sürekli duyacağız. Pahalı olabilir biraz ama şöyle bir şey söyleyeyim. Normal bir alanda 350-400 kilo buğday verimi aldığınız yerde, eğer kapalı bir alanda bunu yapıyorsanız 80 ton verime çıkıyorsunuz. Mehmet Bey, 80 ton. Bir dekar arazide. Bu da dönümde mi hocam? Bir dönümde mi 80 ton? Bir dönümde 80 ton. Müthiş bir rakam. Peki bu buğdayın kalitesi, hektolitesi, diğer değerleri bakımından bir sıkıntı olmuyor mu hocam? Çok yaklaşık, yani kabul edilebilir diyelim. Tabii ki güneşin altında, birim alanda, yani bir ürün, senede bir ürün yetiştirilen buğdayla aynı olmayacaktır ama kesinlikle kalite sınırları içinde olacaktır bu. Bununla ilgili bakın çok yeni araştırmalar yapılıyor. İşte. Bu da mevcut şartlarda, yani şu anki çeşitlerimizde. Çeşitlerimizi değiştirdiğimiz zaman bu rakamların daha da artması mümkün. Yani bu en son nokta, yani en çok daralırsak, en çok sıkışırsak başvuracağımız şey. Ama bundan daha öncesi var. Yani ben sadece hani çok olumsuz bir hava çizmeyelim, bu açıdan söyledim. Yani bir şeyi de tekrar vurguluyorum. Yani burada çiftçilerimizin para isteği gayet normaldir, gayet doğaldır. Yani orada az önce hani kısa dönemde zengin olmasınlar, olma peşinde koşmasınlar derken kastettiğim bu değil. Tabii ki herkesin geçimi çok önemli. Yani kimseyi beslemek için faaliyet yapmazsa en önce kendisi geçirmek zorundadır. Çoluğun çocuğunu geçirmek zorundadır. Tarım çok zordur. Öyle herkesin konuştuğu gibi bir konu değildir tarım. Hepimiz elimize iki tane domates fidesi diktiğimiz zaman, oradan işte bir bitkiden iki tane domates yediğimiz zaman tarım yaptığımızı yapacağımızı zannediyoruz. Dünyanın en zor faaliyetidir bakın tarım. Çevreyi bilmek zorundasınız, yetiştirdiğiniz çeşitleri bilmek zorundasınız, tarım tekniğini bilmek zorundasınız. O tarlaya bir hafta geç girerseniz siz her şeyinizi kaybedebilirsiniz. Tarım o kadar çok zor şeydir. Öyle herkesin de konuşmaması gerekir. Özellikle bilmeyenlerin.
Yani biraz maalesef Türkiye'de biz tarımla ilgili konuşmaya başladı. Çiftçilerimizi biraz haksızlık ettiğimizi düşünüyorum. Yani onlara emekleri için gerçekten şükran, minnet borcumuz var. Ben kendilerine bu zor şartlarda bu üretim yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Şimdi mutlaka yapmamız gereken bir şey şu anki tarım alanlarımızda şu, azaltılmış toprak işleme yapmamız lazım. Yani alıştığımız toprağı devirerek, pullukla işleyerek, ondan sonra da tertemiz tarla bırakarak olan bir uygulama, iyi bir uygulama değil. Polatlı'da şu anda tarlalara bakın, hepsi böyle tertemiz, oturma odamız gibi. Bu tarımda iyi bir şey değil. Onun yerine anız olsun orada, bitki atıkları olsun orada. Çünkü eğer bitki atıkları ve anız orada olmazsa, yağmur yağdığında bile mermi tesiriyle oraya vuruyor ve bütün toprağı mahvediyor, bütün gözenekleri tıkıyor, evet, ve toprağın canlı bir varlık olmasını engelliyor. Bu nedenle bizim azaltılmış toprak işleme yapmamız lazım, devirmeden toprak işleme yapmamız lazım. Hatta doğrudan anıza ekim yöntemleri kullanmamız lazım. Bunlar Türkiye'de deneysel olarak kullanılmaya başladı ama daha yaygın olması lazım. Tabii bunlar beraberinde bazı sorunlar getiriyor, işte yabancı otlar artıyor gibi. Bunun onların da başka çözümleri var. Şimdi başka çözüm olarak yine kura toleranslı ürünleri yetiştirmemiz lazım ve kura toleranslı çeşitleri yetiştirmemiz lazım. Bu ne demek? Şimdi mısır değil buranın bitkisi. Buranın bitkisi buğday, buranın bitkisi kolza ya da kanola dediğimiz bitki, buranın bitkisi aspir bitkisi. Bu tip bitkileri yetiştirmemiz lazım. Onun ötesinde de hangi bitki yetiştiriyorsak onun dayanıklı çeşitlerini yetiştirmemiz lazım. Mesela buğdayın dayanıklı olanı var, hassas olanı var. Yani kuraktan daha az etkilenenleri var. İşte onları yetiştirmemiz lazım. Zaten bizim de şu anda faaliyetlerimiz içinde, Ar-Ge çalışmalarımız içinde bunlar var. Bunların geliştirilmesi var. Polatlı bölgesine uygun çeşitler geliştiriyoruz. İnşallah bunlar bölge tarımına uzun yıllar hizmet edecekler. Bunun dışında iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için mutlaka orman tesisi kurmamız gerekiyor. Ormanlar oluşturmamız gerekiyor. Az önce söyledim, bir daha söylüyorum. Eğer yapabilsem, işimi gücümü bırakıp sabahtan akşama kadar orman dikerdim, orman ağacı dikerdim. Bu kadar önemli bir konu. Sakarya Nehri'nin yazın kurumasını dikkate aldığımızda ve iklim etkileri için azalmadığını ama daha yaz dönemine kaydığını dikkate aldığımızda suyu mutlaka depolamalıyız ve etkin kullanmalıyız. Suyu nasıl depolayabiliriz? Büyük çapta devletimizin kurduğu barajlar yoluyla olabilir ya da daha küçük barajlar olabilir. Bunlarla depolayabiliriz. Bunun dışında tarla içi su depolama yöntemleri gelişmeye başladı. Bakın tarlanızın içinde bir çukur açıyorsunuz 20'ye 10 gibi ya da 30'a 10 gibi. İşte derinliği 5-10 metre oluyor. Bunun altına bir membran seriyorsunuz ve orada suyu depoluyorsunuz. Yağışın olduğu, Sakarya Nehri'nde suyun olduğu kış döneminde suyu alıyorsunuz, oraya tutuyorsunuz. Yazın ihtiyacımız olduğu dönemde sürüyorsunuz artık. Bunlara gitmeye başlamamız gerekiyor yavaş yavaş. Ve bir de çok önemli şey, kapalı sistem sulama, basınçlı sulama dediğimiz, bunları kullanmamız gerekiyor. Ben Polatlı'da sıkça yağmurlama sulama yapıldığını görüyorum ya da salma sulama yapıldığını. Bunlar gerçekten çok zararlı. Özellikle yağmurlama sulama dışarıdan seyrettiğiniz zaman çok güzel oluyor. Böyle güzel bir his veriyor işte. Çok güzel dönen yerleri görüyorsunuz. Fakat bunlar suyun çoğu israf oluyor çünkü hava çok sıcak. O su toprağa değmeden bir kısmı buharlaşıyor gidiyor. Toprağa değse veya bitkiye değse bitkiyi yakıyor, mercek etkisi yapıyor, zarar veriyor bitkiye. Artı bitkinin hastalıklarını artırıyor. Böyle güçlü bir bitkiniz varsa, mısır gibi her tarafı dolu olan, hani toprakta boşluk olmayan, bu sulama şekli kesinlikle iyi bir sulama şekli değil. Biz onun yerine mümkünse ürününüz nitelikli, pahalı bir ürünse buğdayda yapamazsınız bunu ama diğer ürünlerde. Damlama sulama dediğimiz basınçlı sulama sistemlerini tavsiye ediyoruz. Bunlar sudan çok ciddi tasarruf sağlıyorlar ve artık fiyatları da çok öyle yüksek değil. Ekonomik yapılabilir fiyatlara geldi. Yani yapabileceğimiz şeyler bunlar. Yani dediğim gibi eğer iklim stabil hale gelse biz bundan çok etkilenmeyiz. Hatta olumlu bile etkilenebiliriz. Çünkü sıcaklık arttıkça genel olarak verimlilik artar. Ama yani şu anda bir stabil hale gelmesini bekliyoruz. Evet. Yapacağımız bir an evvel zaten biz kampüsümüzde de bitiriyorum zaten bir üçünden kampüsü. Biz kendi kampüsümüzde, Polat Tepe'nin de bir kampüsümüzde her yıl yeni orman alanları
bu yılda yine böyle 30 dekan civarında bir arazi oradan başkanlar seçimindeyiz. Sağ olsun belediyemiz bu konuda bize bir destek veriyor. Yani yerel halktan da bu konuda desteklerini bekliyoruz. Yani hep beraber bu memleket bizim, bu memleketi, bu toprağı kaderine terk edemeyiz. Atatürk'ün bu önderimizin de söylediği gibi vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez. Evet, çok evet. Teşekkür ederim. Çok güzel noktaladınız son şeyi de hocam. Umarım inşallah biz de sivil toplum kuruluşlarını, Polatlı'daki demokratik kitle örgütlerini, belediyeleri harekete geçirerek bu sizin biraz önce örneğini verdiğiniz dörtlü orman, mera, tarım arazisi ve çayır dörtlüsünü hayata geçirecek projelerde el birliğiyle çalışırız hocam. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik hocam. Bir söylemek istediğiniz son sözler varsa onu alayım, sonra da Salçın'a söz vereyim. Çok teşekkür ederim. Yani kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bizim her türlü teknolojimiz, tekniğimiz var küresel anlamda. İnşallah bu iklim değişiklikle dediğim gibi ormanlaştırma ve diğer bazı uygulamalar var. Karbonun sınırlaştırma diğer altına verilmesi. Onlarla da inşallah durdurursak uzun vadede bir sorun olmayacağını düşünüyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Çok hoşuma gitti. Program gerçekten çok zevkliydi sizinle birlikte olmak. Davet ettiğiniz için de özellikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz size sevgili hocam. Evet sevgili Salçın, seni söylemek istediklerini alayım. Necdet hocamla program yapmanın keyfi bir yana Polatlı'daki varlığı beni çok mutlu etti. Ya bu kadar deneyimli, bu deneyimleri de daha ötelere götürme gayretinde olan birisinden Polatlı mutlaka faydalanmalı. Kendisi de zaten açıyor, diyor ki gelin benden faydalanın. Ama maalesef gelen yok, kapısını çalan yok, soran yok. Galiba beklememek lazım, sizi götürmeliyiz oralara hocam. Dolayısıyla Polatlı'nın, Türkiye'nin, dünyanın buna mutlaka ihtiyacı var. Ama son tahlilde hocamın söylediği gibi ümit var olmak lazım. Biz belki de uzun yıllar bunları düşündük, fütürist yaklaşımlarla köy kentler, tarım kentler, geçmişinde kolhozlardan esirlendik falan filan. Ama bilimselle, bilimsel bilgiyle geleneksel bilgiyi bir araya getirebildiğimizde, birlikte kolektivite edebildiğimizde Türkiye'nin tarımsal anlamda da önünün açık olacağını Necdet Hocam'ı görünce bir kez daha ikna oldum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sık görüşmek dileğiyle. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Polatlılara, Polatlı Televizyonu izleyenlerine iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum. Evet sevgili Salçın, çok teşekkür ediyorum sana da. Sevgili hocam, size çok teşekkür ediyorum. Ben de sizinle ilk defa bu ekranda tanıştım. Ben de çok memnun oldum. Umarım Polatlı'ya geldiğimizde de yüz yüze de görüşürüz. Yüreğinize sağlık, ağzınıza sağlık. Çok keyifli bir program oldu. Sağ olun, var olun. Evet, değerli seyirciler, yine bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar karşınızda olacağız. Yine sevgili hocamla programı sürdüreceğiz, öyle gözüküyor. Çünkü epey bir konu başlıkları var sevgili seyirciler. O konu başlıklarını tek tek hocamla değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, esen kalın.